Hafız Mehmet Zekai Coşkun. Esas ismi böyle. 1326 yılında Atabey kazasında doğmuş. Eskişehir ağır cezada yargılanırken Bediüzzaman Hazretleri'nin yapmış olduğu müdafatından öğreniyoruz böyle bir yargılanma süreci olduğunu. Üstad Hazretleri Bağra'dayken bir sefer ziyaret etmiş. Bediüzzaman Hazretleri onun için hakikaten gençlerin içinde mümtaz, zeka, bir ulu ve himmet istidadında gördüm demiş Zekai abi için. Yani gençlerin içerisinde mümtaz bir zeka, bir uluvu ulu himmet içerisinde. Yine Üstad Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum ki yine zekai namında ve suretinde Biraderzadem Abdurrahman'ı yine bana verdi. Yani Abdurrahman abi zekai abi benzetiyor. Zekaya abimiz Atabey'de doğdu fakat ölüm noktasında bir bilgiye sahip değil araştırma yapan abiler. Yine Santral Sabrı abinin layıkaya girmeyen bir mektubunda Zekai abi için biliyorsunuz Sabri abi üstad hulusi sani diyor. İkinci hulusi. Sabri abi diyor ki ben Deniz diyorum ki Hulusi Bey'e halef olmaya layık zekaidir. Zihni açıktır, zekidir, gençtir. Her türlüsüyle has talebeli layıktır. Şu davamda hat ve hareketiyle bize yazdığı mektubu ispata kafidir diyerekten zekainin nasıl fedakar bir talebe olduğunu ispat edip has talebeliğe layık olduğunu ifade etmiş. Yine Üstad'ın Zekai abi hakkındaki bir mektubunda hafı Sezai bizimle ciddi kadar olduğunu gösteriyor. Ben bir zaman idi Aroslu Zekai gibi samimi, hararetli Isparta'da yeni bir kardeşimiz bulunacak vicdanen hissediyordum. İnşallah bu Sezai o olacak. Ben onu işittiğim vakit hissettiğim şahıs tevehüm ettim. Eğer tasavvurun gibi ise zaten iyi. Olmasa öyle olmaya çalışsın. Eğer Zekai nasıl adamdır merak ederse 27. mektubun fıkralarında zekainin mahiyetini ve ne derece samimi olduğunu gösterir fıkraları var. Baksın. İşte Bağdan Aykaz sayfa 322'de geç, 332'de geçiyor bu mektup. Bununla ilgili mektup. Zekai abi iki sene askerliğinin manevi yönüne vermiş olduğu zararı Lemalar ismindeki eserinde Zekai'den şöyle bahsediyor. İki sene askerlik yapmış ve Zekai abinin iki senelik askerlik boyunca manen çok zarar ettiğini yani maneviyatın o noktasında hem hizmete büyük zarar olduğunu ifade eden üstadın şöyle bir tabiri var. Zekai'nin bu iki sene askerliği belki bin lira kadar manevi faydasını kaybettirdi diyor. Yine mahalle komşularından Eşref Yağlayan isimli bir şahıs Hafız Zekai abi hakkında şöyle bir hatırası var. Bu zat diyor bizim kapı komşumuzu Zekai abi için. Benden 4-5 yaş büyüktü. Hafız Lütfi de küçük Lütfi diye geçerli sahilede. Ve Zekai abinin bir mektubu da Lütfü'nün arkadaşı diye kendini tanıtıyor Zeki abi. O hafızlığı bitirdi. Kendisi zeki ve efendi bir insandı. Isparta merkezli imamlık yapardı. Bazen faytonla anne babasını ziyarete gelirdi. 1960 yılında vefat etmiş. Evlenemediği için hayatını bir vakıf gibi geçirmiş. Kimsesi olmadığından Atabey'e getirilmemiş cenazesi. Isparta'daki bir mezarlığa defnedilmiş. Hangi mezarlık olduğu da bilinmiyor. Yani Zeki abinin kabri şerifi belli değil. Yine Savlu Hasan Ağabeyimiz Zekai Bey hakkında şöyle bir hatırasını naklediyor. O mübarek zat son zamanlarda Isparta'da hasta olup yanına gelen kimselere şifa bulmaları için dua edermiş. Bazı şifa ayetlerini yazarak bunu da yanınıza taşıyın dermiş. Bu durumu üstada söylüyorlar. Zekai'ye böyle böyle yapıyor diye. Üstad da Zekai'me dokunmayın diye karşılık veriyor. Müsaade ediyor demek ki. Ben de Akrabam olan hasta bir kadını götürdüm. Zekai Efendi ile görüşmem ve tanımam böyle olmuştur. İslam köylü Hasan ağabey de hasta olan kardeşini Zekai Efendi'ye götürür. Zekai Efendi kardeşine büyü yapmışlar der. Yani birazcık böyle e, kalp gözü açık bir zat. Yine Zekai ağabey hakkında dediğim gibi 1960 yılında vefat ettiği söyleniyor. Fakat hangi kabristanda defnedildiği belli değil. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele buyursun inşallah.